Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Anyo Korece öğrenmeye hazır mısın? Bir hatırlatma ile başlayalım. Arkadaşlar lütfen kanalımıza yer alan videoları oynatma listesini sıraya göre izleyiniz. Açıklamalar ve sabitlenmiş yorum varsa mutlaka kontrol ediniz. Ve kanalda sizler için Korece öğrenirken dikkat edilmesi gerekenler ve Korece kaynaklar adında iki tane önemli video var. Onları da mutlaka izleyin. Bugünkü konumuz fiil ve sıfatlara eklenen Geo 2. Aslında çok basit bir konu. Uzun zamanda video yükleyemiyordum. Zor bir konuyla başlamak istemedim. Çünkü zaten kanalımızda bazı konular aslında birazcık zor. Mesela Ilgayo gibi gibi. O yüzden henüz daha onlara gelmemiş ya da onları çalışıp özümseymemiş kişiler varsa zor bir konuyla devam etmek istemedim diyebilirim. Şimdi bugün devam edelim bakalım. Ee, bu konu aslında basit bir konu demiştim ya. Neden basit bir konu? Çünkü İngilizce derslerinden de hatırlayacaksınız. Question tekrar adında bir konu var. Hani e, yaptı değil mi? Öyle değil mi? Hani bu elma değil mi? Gitti değil mi? Hani o değil mi sorusu var ya. Bu o. Bu kadar. Çok basit bir konu yani. Bu açıdan düşünürsek. Değil mi? Öyle değil mi? Anlamlarına geliyor Bu hem sıfatlarla hem fiillerle kullanılabilir Fiillerle kullandığınız zaman Geniş zaman Yani şimdiki zaman için Gio ekini kullanacaksınız Geçmiş zaman için At ot Gio Ya da gelecek zamanda çekim yapacaksanız ise Il go Gio'yu kullanacaksınız arkadaşlar Ancak sıfatlarla çekim yapıyorsanız Ne yapacaksınız Şuraya yazayım hatta fiil 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 Sıfatlarla çekim yapacaksanız sadece geniş zaman için kullanılan ciyo ve yani geniş zaman şimdiki zaman için o zamanlarda bir soru soracaksanız ciyo geçmiş zamanda çekim yapacaksanız yine sıfatlarla kullanabilirsiniz. Ancak gelecek zaman sadece fiillerle kullanıyor bilginiz olsun tamam mı? Şimdi bir örnek yapalım. Kada fiili ve yapıda. Kada neydi? Gitmek. Hepiniz biliyorsunuz. Yep bu da neydi? Güzel. Şimdi ıı, gidiyor değil mi diye soralım. Kacio gidiyor değil mi? Bu kadar. Ya da gitti değil mi diyelim? Kacio gitti değil mi? Ya da gidecek değil mi diyelim? Kal gocio gidecek değil mi? Bu kadar. Gördüğünüz gibi. Bu fiillerle olan kısım. Şimdi sıfatlarla olan kısma bakalım. Güzel değil mi diyeceğiz. O zaman ne olacak? Yepıcıyo. Ya da güzeldi değil mi diyeceğiz. Ne olacak? Yepbotgio. Yani güzeldi, değil mi? Anlaşılır olmasıysa tekrar yazayım arkadaşlar şuraya. Ya zaten hepiniz bunun çekimlemesini biliyorsunuz da. Tamam mı? Yep, bot, Bu kadar. Gelecek zamanda çekimleme yapmıyoruz sıfatlarla dedim. Umarım bu konunun bu kısmı sizin için anlaşılır olmuştur. Şimdi sizinle bazı örnekler üzerinden yine çekimlemelerin nasıl yapıldığına bakalım. Şimdi burada çekimleme örnekleri yaparız diye düşündüğüm için boş bir alan bıraktım. Öncelikle maşisso. Yani mat maşisso. Bununla ilgili bu ne demekti? Lezzetli değil mi? Yapalım. Maşit Cio değil mi? Şimdilik sadece Cio ekleyelim. Maşit Cio. Lezzetli değil mi? Hmm, ya da Molda uzak. Bununla ilgili yapalım. Arkadaşlar ben sesten rahatsız olduğunu, hani ses problemi olduğunu söylediğiniz videolar olduğu için tabletten video çekmeye karar verdim. Daha doğrusu yakın zamanda tablet aldım. Videoyu da ilk kez tabletten çekiyorum. O yüzden de şu an tabletin sağından, solundan bir işaret mi işaret bir şeyler çıkıyor olabilir bilmiyorum. İlk kez video çekiyorum. Ee, o yüzden de bazı aksilikler olabilir. Ancak e, ses kalitesi düzgün olsun diye böyle bir şey geçtim. Umarım ses kalitesi ve görüntü kalitesi iyidir. Bu ufak tefek sağdan soldan çıkan şekiller, bir şeyler içinde kullanmayı öğrendikçe o sorunu da çözerim diye düşünüyorum. Siz şimdilik derse odaklanın. Mol de uzak dedik ne olacak? Mol Molgio. Uzak değil mi? Bunları yaparsınız diye düşünüyorum zaten. Bir tane de şey yapalım. Kong buhada. Yani bunlar örnek, çekinmeler örnek olsun. Kong buhada neydi? Ders çalışmakta. O zaman Kong buhajio. Ders çalışıyor değil mi? Peki bunu geçmiş zamanda yapacak olsaydık ne yapardık? Ders çalıştı değil mi olacak, değil mi? O zaman ne olur? Konku hedio olur, değil mi? Bir de arkadaşlar günlük konuşma dilinde bu ciyoyu biz çoğu olarak görebiliriz, tamam mı? Yani maşit ço. Maşitco. Maşitco. Tamam mı? Ya da hmm, Kongbu Hetco Yani konuşma dilinde böyle böyle görebilirsiniz. Hani şunu da bilin. Kısaltması. Ee, bir de Hakseng, İda Yani öğrenci kelimesinin bu Haksenk Ida versiyonunun nasıl bir şey olduğunu artık biliyorsunuz Korece'de. Bunu tekrar anlatmayacağım. Yoksa birbirine giriyor konular. Haksenk Ida'yı nasıl yaparsınız? Haksenk Ijiyo. Değil mi? Öğrenci değil mi? Ya da örneğin elma yapalım. Sagva Ijiyo. Tamam mı? Bu sadece fiillerle kullanılabilen ya da sıfatlarla kullanılabilen bir yapıysa, ben bunu sadece sagva ci olarak kullanamam, değil mi arkadaşlar? O zaman sagva i olarak kullanacağım ya da hak -senk i kısmına ci ekleyeceğim. Neden bu böyle? Çünkü e, isimler idayla birleşince fiil yapısı haline geliyor gibi oluyordu ya hani. Tamam mı? Oradan hatırlatmak için tekrar anlatayım. Yine içim rahat etmedi. Son olarak da birazcık da e, olumsuz bir şey yapalım. Haksenk i anida Bunun pek olumsuz yani ciyo ile çekimi nasıl olur? Haksengi Öğrenici hani yok. Öğrenci değil değil mi? Bak öğrenci değil değil mi? Tamam mı? Umarım bu kısım sizin için anlaşılır olmuştur. Şimdi devam edelim. Örneklere bakalım. Çunguk saramiciyo. Ya da bunu şöyle de hani yapabilirsiniz demiştim. Han Çunguk saram icio e, ya da Çunguk saram icio e, Çin in, Çinli midir? Çinli değil mi? Çinli değil mi? Bul, e, bulgogi Bulgogi lezzetli değil mi? Hangu goru peu Korece öğreniyorsun değil mi? ya da Korece öğreniyor değil mi? Bu kadar çok basit bir konu. Şimdi biraz diyaloglara bakalım. Bu birinci diyalogumuz, bu ikinci diyalogumuz, bu da üçüncü diyalogumuz. Şimdi Uri Ayga Polso Yol Sari Teos soyu Arkadaşlar şunda niye bir duraksadım biliyor musunuz? Bu şöyle de yazılabilir. Bu teda fiili Olmak anlamına geliyor da öğrenmiştik ya. Bu geçmiş geçmiş zaman çekimlemesi yapıldığında T ve şu ot kaynaşıp bu halde de yazılabiliyor. Ayrı ayrı bu halde de yazılabiliyor. Daha böyle topik sınavı gibi sınavlara girecekseniz o sınavlarda böyle ayrı yazın. Ama kısaltmalarda konuşmalarda falan bu halini de görebilirsiniz. O yüzden iki versiyonu da vermek istedim şu an. Ona bir durdum. Şimdi tekrar okuyalım. Uriayga poiso yol sari teosoyo ne chongmal sevori Şimdi diyor ki arkadaşlar bizim benim işte oğlum çoktan çoktan 10 yaşın 10 yaşında oldu gibi bir şey diyor. O da diyor ki evet gerçekten e, sevol hızlıydı değil mi? Bak, barıcıyo. Hızlıydı değil mi? Minushi oje pam sevotchiyo. Bakın arkadaşlar, ne devam edelim. Minushi oje pam sevotchiyo. Otoke arasoyo. Chega pingone poyoyo. Diyor ki Mino dün e, Seuda şunu bir önce anlamını söyleyeyim. Bu sevda arkadaşlar. Bütün gece uyumamak, bütün gece ayakta kalmak, uyanık kalmak anlamlarına geliyor. Tamam mı? Neymiş? Bütün gece ayakta kalmak. Ayakta kalmak derken ayakta durmak anlamını söylemiyorum. Uyanık kalmak gibi gibi düşünebilirsiniz. Bunu da geçmiş zamanda cio ile çekimi ne oluyor? Sevot cio oluyor. Değil mi arkadaşlar? Yani Mino dün gece bütün gün işte ayakta mı kaldın? O da diyor ki nasıl anladın? Nasıl biliyorsun? Ben yorgun mu görünüyorum? Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Daha önceki bir derste bahsettim size. Burada pigon hada aslında Bir dakika şurayı çok çizmeyeyim ki anlatacağım şey yer kalsın. Şimdi arkadaşlar Burada ne diyor Mino? Dün gece bütün gün ayakta mı kaldın? Uyanık mı kaldın? Ee, nasıl anladın? Ben yorgun mu görünüyorum? Şimdi burada Chega Pigeon Poyoyo yapısını biz daha Chega ve Pigeon hada kısmını öğrendik ama buradaki e, şu A O Poyda yapısını öğrenmedik. Bu görünmek anlamına geliyor. Yani yorgun görünmek, güzel görünmek, iyi görünmek gibi gibi ifadeler oluşturmak için bu yapıyı kullanacaksınız. Bunu daha önceki bir dersimizde 81. derste bundan bahsetmiştim diye hatırlıyorum. Ee, bu e, zaten kolay dediğim gibi. Burada nasıl oluşturulmuş onu anlatayım sadece. Pigonha'da Dağısına attınız. A, o, po'yu da getirdiniz. Ne oldu? Pigon hep po'yoyo oldu. Bu kadar. Yani yorgun mu görünüyor? Yorun, yorgun mu görünüyorum anlamına geliyor. Hmm, bu kadar. Burada yani şu seudayı öğrendiniz. Gibi gibi. Poyso çoktan. Bunları not alın. Ne'il? Üçüncü diyaloğa geçiyoruz. Ne'il? Hey'e çamsok hal gociyo. Ne heyye. gok çamsok hagesimnida. Şimdi burada yine geti öğrenmedik. Anlatacağım önümüzdeki derslerde. Yarın toplantıya katılmak toplantıya da bir etkinliklere katılmak gibi düşünebilirsiniz. Çamsok adayı. Yarın toplantıya katılacaksın değil mi? Evet toplantıya mutlaka katılacağım. Şimdi arkadaşlar bu şöyle de olabilirdi. Çam, sok, hal, koyo da olabilirdi. Buradaki çam, sok, yani pardon resmi yazsaydım komni de olacaktı da. Burada bu çamsok hay gemidanın bu farkı ne hani ıı, çamsok hay komnida ile çamsok hay ıı, çamsok hagesmidanın farkı ne? Burada bu da gelecek zaman, bu da gelecek zaman. Bu da yarın toplantıya katılacağım diyor. Burada da katılacağım diyor. Buradaki fark şu. Get olunca ben mutlaka kesinlikle katılacağım. Burada bir şey kişinin iradesiyle bunu mutlaka yapacağını yani oradaki gelecek zamanın o kişinin iradesiyle gerçekleşeceğini belirtiyor. Hani yapacağım bu yani. Bunun belirtiyor sadece bu kadar. Ee, bu yani. Hani ikisi de aynı. Sadece burada kişinin iradesinin o şeyi yapacağını belirtiyor oluşu var. Başka bir şey yok. Yine biz geti anlattığımda daha detaylı işleriz ama hani başka bir olay yok yani. Bu kadar. Ee, onun dışında umarım bu ders sizin için anlaşılır olmuştur. Bugün dersi tabletten anlattım. Ses kalitesini falan değerlendirin, yorumları yazın. Ses iyi miydi, değil miydi? Görüntü kalitesi ile ilgili bir problem olduğunu düşünmüyorum. Sadece e, şu kalemi alıp silgiyi alırken ekranda bazen sağdan soldan bir şeyler çıkmış ya da çizgiler düzgün şey olmamış olabilir ama sizin için hani arkadaşlar videoları düzgün çekmek için tablet aldım. Ses kalitesi, görüntü kalitesi falan düzgün olsun istiyorum ama. Bakalım tabletten de ilk kez ders videosu çektiğim için birazcık acemilik, acemilik videosu gibi değerlendirebilirsiniz bunu. Umarım hem konu sizin için anlaşılır olmuştur hem ses kalitesi düzgün olur diye umarak dersi bitireceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.